Duvarın üstüne astık yırtık resmini. Hiç gam yeme, yaş dolsa da kurur gözlerin. Vatan borcu, namus borcu derim beklerim. Gel tezkere, gel tezkere, bittin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet. Yolunu bekleyen yârin yüzüne hasret. Mektup geldi, selamın var yaşlı babana. Bacı kardeş, muhtar emmi, garip anana. Koca öküz sarıdana nasibin almış. Mektubunda söz etmedik bir yarın kalmış. Gel tezkere, gel tezkere, bittin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bittin bu gurbet. Yolunu gözleyen yarın yüzüne hasret. Çeşmelerde, odalarda adın okunur. Okundukça yüreğime hançer sokulur. Seni anmak günah değil, kırk kat ellere. Söyleyemem ben derdimi kendime bile. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet. Evde baban, bacın, anan yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere. Şu asker ocağındaki ilk günümüzü hatırlar mısın? Hani o acemilikteki ilk günümüzü? Askerlik o gün sanki hiç bitmeyecek gibi gelmişti bize. Şimdi de yuvamızdan ayrılacakmışız gibi gariplik çöküyor yüreklerimizin tam ortasına. Haklısın. Tezkere günlerimiz artık sayılı. Sayılı ya. Neden teklifimi kabul etmiyorsun? Toprağını sat, benim araziye yerleş. Benim topraklardan beğendiğin yeri al diyorum sana. Yeter ki bir arada olalım, hep görelim birbirimizi. Sağ olasın ama baba yadigarı toprağımı satamam. Anam canını verir de toprağına el attırmaz. Senden ayrılmaya bir türlü gönlüm el vermiyor. Daha şimdiden garip bir hüzün çöktü içime. Benim de öyle. Ama ne çare, şu asker ocağından sonra ayrılacağız. Kopacağız birbirimizden. Anamı, kardeşimi öyle özledim ki. Ben de kardeşlerimi özledim. Ayşe ziraatçidir. Yüksek tahsilini İstanbul'da yaptı. Şimdi çiftliğin bütün idaresi ondadır. Kenan'sa deli doludur ama severim onu. Kız kardeşine yıllardır yardımcı oldu. Hadi bakalım, dalmayın böyle de toparlanın. Hayrola çavuşum? Komutanın emri, vazifeye gidiyoruz. Teslim olun! Kanun namına teslim olun! Hadi! Hüsten dikkat! Hayatımı kurtardın Kemal. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hadi gene ucuz atlattın. Tezkereyi hak ettin Rüstem. Sayende. Böyle dokunaklı lafları bırak bakalım. Davran da seni arabaya götürelim. Oradan da hastaneye. Hadi. Gerçekten Rüstem'in hayatını kurtarmışsın Kemal.
Ben vazifemi yaptım komutanım. Askerlik bitti. Memlekete ne zaman dönüyorsun? Bugün yola çıkacağım. Ne yazık ki Rüstem seninle gidemeyecek. Yarın sabaha kadar hastanede kalması lazım. Sağlık olsun komutanım. Müsaade eder misiniz? Onu görebilir miyim? Elbette. Selam dostum. Selam dostum. Sıhhatin iyiymiş. Yarın da taburcu oluyormuşsun. Geçmiş olsun. Hayatımı borçlu olmasam bile senin gibi bir dostum olmasını isterdim hep. Şunu kabul et. Beni hatırlaman için. Ne tuhaf. Aynı şeyleri düşünmüşüz demek. Ben de sana bunu verecektim. Beni hatırlaman için. Teşekkür ederim. Evimin baş köşesine asacağım ve baktıkça buna hayatımı borçlu olduğum insana hatırlayacağım. Ne zaman yola çıkıyorsun? Biraz sonra. Desene, bunca zamandan sonra ayrılık geldi çattı. Gene görüşeceğiz, öyle değil mi? Görüşeceğiz tabii. Birbirimizi asla unutmayacağız. Unutmayacağız. Selam dostum. Selam dostum. Canım abim, hoş geldin! Çiftliğe can geldi, can! Anacığım, seni çok özledim anacığım! Evimin direği koçum! Anan kurban olsun sana, hoş geldin! Ocağına hoş geldin! Canım! Selam dostum! Özledim seni Kemal! Dikkat ediyorum, son günlerde bir tuhafsın sen, neden? İki yıldır dişi sinek yüzü görmedim abi. Biz adam değil miyiz oğlum? İki yıldır biz de rejimdeydik. İşleri bir düzene koyduk mu, ver elini İstanbul. Hay ağzını öpeyim abi. Tahir'in köyünden tohumluğu getirelim, basar gideriz İstanbul'a. Oldu, sen iki adam alır atlayıp getirirsin tohumluğu. Sonra da... Cıvıma! Bana bak, Rüstem yokken deli danalar gibiydin. Meyhane meyhane sürtüyordun. Artık içki yok, ağzına sürmeyeceksin. Köle miyiz yahu? Kardeşinin üstüne öyle varma. Ne de olsa erkek. Selam dostum. Seni çok özledim. Bayramda anan ve kardeşinle misafirim olur musun? Bayrama yetiştirecek mi anam? Tabii yetiştirecek. Bilmez misin onu? Öyleyse al bakalım. Elbiseli kumaş için, ayakkabı için. Anamla kasabaya inip alırsınız. Canım, canım abim benim!
Bu da anama bir hediye alman için. Kalanı da tohum parası. Ha, siz oradayken benim de Çınar Köyü'ne gidip tohum almam lazım. Sonra da hep beraber verilini çiftliğe. Ne çiftliği? Dostum Rüstem'e gideceğiz. Hem de en az 10 gün çiftliğinde misafir kalacağız. Ana! Ana! Kasabaya gidiyoruz ana! Ana! Horoz gibi ne ötüyorsun kız? Köy yerinde böyle yırtınan kızlar ayıplanır. Anacığım, kasabaya gidiyoruz. Bak, bayramlık kalacağız bana. Abim söyledi. O abin olacak herif şımarta şımarta tepemize çıkaracak seni. Ondan başka kimimiz var ki ana? Onun için yaşamıyor muyuz? Güzel kumaşlar alın ha. Bayramda bir dostuma konuk gideceğiz. Rüstem'in çiftliğine. Ha. Mektubu daha dün geldi. Bayramda ananla kardeşinle 10 gün konuğumsun. Gelmezsen armağanın olan bıçağı boynunda bil diyor. İstanbul'da fıstıklarla resim çektirip gönderirim ikinize de, tamam mı? Ama ne yavrular bulursun kim bilir? Abin de sen de kapı gibisiniz. Para desek gani. Bakın şimdi, 3 karı birden alacağım odaya, tamam mı? Bir elin birinin memesini sıkarken, öteki de öbürünün bacaklarını açacak. Uylandırma, biz de senin gibi karı yüzü görmeden yaşıyoruz. Şu İstanbul resimleri yanında mı? Yanımda vermem. Hoppa! Al sen de, ama yırtma. Üf be, yavruya bak be! Onun be, piliç, piliç! Şeytan diyor ki, tut iki bacağından, piliç ayırır gibi... Ayırma! Yavrum! Ver bakayım şunu bana! Hayrola teyze? Teker koptu oğul. Ne yapıyorsun burada peki? Ben bir şey yapamam ki oğul. Kız aranıyor oralarda, bir dal parçası falan. Ha. Bir bakalım ona, belki yardımımız dokunabilir.
Merhaba. Merhaba. Bu köyden misin? Hı hı. Ekicigillerden Kemal'i tanır mısın? Benim. Ben Rüstem'in kardeşiyim. Abim sana selamını gönderdi. Selam dostum. Selam dostum. Sizleri almaya geldim. İşleri olduğu için abim gelemedi. Kardeşim de tohum almaya gitmişti. Sizleri almak bana düştü. Bunca yolda araba sürüp yorulmuşsunuzdur. Yorulmadım. Sana abimden bir de haberim var. Annenle kız kardeşin benimle kalacak. Sen de onlarla İstanbul'a gideceksin. Güzel. Çok isterdim İstanbul'u görmeyi. Ya dönüşümüz karanlığa kalırsa? Nuran bırakmaz seni. Anam da. Kalırsın bu gece. Rüstem bile seni bırakmayacağımızı. Ama dönerken hepiniz benimle gelirsiniz. Zaten gelecektik. Nuran bayramlı kalmaya gitti kasabaya. Sizde konuk kalacağız diye içi içine sığmıyordu. Ki sormayın. Ana. Anacığım. Sana. Bırak beni! Dokunma! Dokunma! Söyle! Ne oldu sana? Söyle! Bırak elimi! Çek boynumdan bıçağını! Kırma bana! Bey, misafiriniz var. Kemal!
Kim? Kim yapmış bunu? Bilmiyoruz abi. Kemal'i zorla getirdim. Ona yardım edersin, bunu yapanı bulursunuz diye. Selam dostum. Selam dostum. Senin namusun benim namusum Kemal. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bu pisliği temizlemezsek alnındaki bu lekeyle yaşayamazsın. Bütün şüphelileri, bütün sicili bozukları önünde çöktüreceğim Kemal. İnanıyorum sana. Suçlu cezasını bulacak. Sen abimizin can dostu Kemal'sin. Sen de Kenan olmalısın. 2 yıl hikayeni dinledim abinden. Tanımak bugüne nasip oldu. Tanımasan daha iyi olurdu ya. Hapishaneden farksız olan bu yörede yaşaya yaşaya keçileri kaçırdık bir kere. Bir dost kazandığım için memnunum. Selam. Selam. Yeri biliyorsun. Sen kullan arabayı. Araba bu mu? Hı hı. Köylüler atları çekip getirdiler. Araba da böylece kaldı. Çevreyi araştıralım. Biz bir ipucu. Allah'tan umut kesilmez. Kenan nerede? Arkadaşlarıyla ava gitti. Çok deli dolu bir heriftir Kenan. Biliyorsun, anlatırdım sana. Düzelir. Alt üst ederiz yöreyi. Bu işi yapanı mutlak buluruz. Senin ağzının da tadı kaçacak. Sana acı gelen bırak, onun da ağzını yaksın. Abimin tek dostu değil misin Kemal? Sabaha aynı yere yalnız başıma gideceğim. Mutlaka bir iz bulmalıyım. Neden yalnız? O kadar candan bir arkadaşsın ki, insan hiç yalnız kalamıyor yanında. Müsaade et de tek başıma araştırayım. Ne bulmayı umuyorsun Kemal? Bir silah, bir elbise parçası, bir bıçak. Nuran hep bıçağı çek boynumdan diye sayıklıyordu.
Bakıyorum, gene silah elinde. Severim silahı, bilirsin. Hadi ver bakalım. Neyi? Bıçağı. Ağabeyin eksikliğini fark edecek. Hem de bıçağı armağan eden adamın geldiği gün bıçak yok. Hatırladım, bendeydi. Arkadaşlar da kalmış olmalı, gider getiririm.
Bulamadın mı? Neyi? Bıçağı. Delisin sen, ne bıçağı? Kıza tecavüz ettiğinizde yalnız mıydın? Bak, sana yemin ederim ki... Sus! Kemal seni burada görseydi vururdu, biliyorsun! Biliyorum. Abim duysa o da vururdu. Yardım et bana. Geç sağa. Beni buraya saklayacaksın, değil mi? İnan ki isteyerek olmadı. Onların zoruyla uydum şeytana. Kes! Sen yıllardır kaşınıyordun zaten. Saklayacağım seni ama... jandarma gelene kadar. Hayır, beni hapislere attıramazsın, değil mi? Ölmekten iyidir herhalde, yürü! Ben gelene kadar nefes bile alma. Ayşe, yalvarırım bana yardım et. Her şeye pişmanım. Konuşma. Burada kal ve beni bekle. Selam dostum. Bir delil bulabildin mi? Yaptığını hayatınla ödeyeceksin Rüstem. Delirdin mi Kemal? Benim bıçağım bu. Sana armağan ettiğim bıçağım. Senden başka kim kullanabilir bunu? Bunu kanınla ödeyeceksin. Çıldırmışsın sen. Benden nasıl umarsın bunu? Seni gerçek dost sanmıştım. Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl? Dinle beni Kemal, bir yanlışlık yapıyorsun! Öldüreceğim seni, kalleş! O halde benden günah gitti! Kemal, senin kardeşim benim de kardeşim. Deli olma! Yalancı hırz düşmanı! Kendini temize çıkarmaya çalışma! Bunu sen yaptın! Sen! Sen yaptın! Dostunum senin, göreceksin! Göreceksin, ispat edeceğim bunu! Hayır, inanmıyorum sana! Yalan! Yalan! Thank you.
bıçağı alan Kenan. Suçlu o abi. Nerede? Nerede o? Sakladım. Onu jandarmaya götüreceğim. Onun yaptığından emin olmalıyım Kemal. Emin olunca döneceğim. Döneceğim. Dürüst bir insansın. Gerçek bir dost. Kendi kardeşini jandarmaya götürmek isteyen insan gerçek dost nasıl olur Kemal? Keşke o senin kardeşin olmasaydı. Söyler üsteme, Şafak'la geleceğim. Kardeşini almaya geleceğim. Neredeyse bulsun getirsin. Almak istediğin adam yalnız Rüstem'in mi? Benim de kardeşim. Kusura bakma. Yöremizin kanunu bu. Nuran da benim kardeşim. Ben Kemal'in dostuyum ana. Abinin tek dostuyum Nuran. Sana bu kötülüğü yapanlara bulmaya yeminliyim. Hayır. Kimse bizim dostumuz değil. Söyle. Söyle bıçağı çeksinler boynumdan. Yoksa abim vurur onları. Vurur! Rüstem'im ben. Sizin dostunuzum. Abin sayılırım. Hadi yavrum gel. Seni çiftliğe, abine götüreyim. Olmaz! Onlar gene yolumuzu keser. İstemiyorum. Anamı bırakamam. Komşular bakar anana. Hadi. Onları bulup cezasını vermezse abin buralarda yaşayamaz. İnsan içine çıkamaz yavrum. Onların cezasını verse de vermese de ben yaşayamam artık. Yaşayamam. Ayıpların en pisine. Lekelerin en kötüsüne sıvadılar beni! Bu mu? Evet. Nasıl yaptın bunu, nasıl? Hemen evleneceksin onunla. Hayır. Evleneceksin! Kemal'in şerefini kurtaracaksın. Peki. Kabul. Evleneceğim. Madem ki üstünden üç kişinin geçtiği kızı gelin almaya razısın... Adamların da kullandı onu. Anladın mı şimdi? Ne diyorsun, evleneyim mi onunla? Kasabanın erkekleri kapımın önünden ıstık çalarak mı geçsin? Rüstem kullanılmış gelin aldı diye arkadan saz mı çalsınlar? Nasıl alırım bu kızı ben? Ya.
Ayşe! Nereye gittiğini biliyorum. Kardeşimi jandarmaya teslim etmezsem, gözü dönmüş iki adamın kurbanı olacak. Senin olduğu kadar benim de kardeşim o. Huduttan kaçırırsam bu iş biter. Her şeyi bana bırak. Ben her şeyi ayarlayana kadar gizlendiği yerde kalsın. Sen arada bir gider, içki sigara götürürsün. Merak etme. Her şeyimi verir, onu kaçırırım buradan. Düşündüğüm tek şey adalet. Kenan'ı jandarmaya vermedikçe sen de ben de suçlu sayılırız. Kardeşim o benim. Kardeşimiz. Odana çık ve uyu. Kardeşini almaya geldim Rüstem! Bekliyorum! Sana bir can borcum var Kemal! Benden kendi canımı iste vereyim! Ama kardeşimin canını olmaz! Git buradan, git! Kardeşini alacağım Rüstem! Köy yerinde insan içine çıkabilmem için gerekli bu! Töreler! Haklısın! Yerden göğe kadar haklısın! Töreler arı gibi sokar insanı! Ama kardeşim o benim! Bile bile nasıl ölüme gönderirim! Sen bilirsin Rüstem! İpler kopunca kim düşer belli olmaz! Namuruyla erkek işine karışıyorsun. Adalet sen değilsin. Kardeşimin cezasını kanun verecek. Ya bunların cezasını kim verecek? Töreleri, adetleri kalkan yapıp arkasına gizlenen bu çağ dışı kafaların cezasını kim verecek? Ha, söyle kim verecek? Kardeşini ifade edeni pis bir korkak gibi jandarmaya teslim etti diye bağırmayacaklar mı bunlar arkamdan? Yürü! Ne işi var Kemal'in bu kızda? Şerefsizlik bu! Tutuklu muyum şimdi? Evet. Nereye gidiyoruz? Kenan'ı sakladığın yere. Kemal, bırak kasabalı ne derse desin. Sen medeni ol. Kanuna teslim edelim Kenan'ı. Yıllar yılı sürüp gidecek bir kan davasının temelini atan sen olma. Ne tuhaf. İki aile arasında bir köprü olur diyordum sana baktıkça. Olacaktım. Ama yıkıldım işte. Seni kardeşin yıktı. Bu köprüden şimdi ne köylü geçer, ne kasabalı. Etrafımızdaki duvarı yıkacak gücümüz yok. Kenan'ı bulmak zorundayım. Bunca yıl şehir okullarında dirsek çürüttüm. Buraya gelip bu geleneğe yenilmek için mi? Onu bulsan da öldüremeyeceksin Kemal. Seninle sonuna kadar savaşacağım.
Kenan içeride. Hadi gir. İki kurşun sık da dinsin hırsın. Hadi. Bütün köy bu yiğitliği göstermeni bekliyor. Kuralları biliyorsun. Törenle öleceksin. Kirlettiğin kardeşimin ve bütün köylünün gözleri önünde. Hayır! Silahını indir ve kardeşimi bırak. Eğer tetiği çekmem sanıyorsan bir dene Kemal. Ne duruyorsun? Kaçsana Kenan! Senin için aynı şeyi yapar mı? Yapar mı? Kardeşim o benim! Seni götürüyorum. Eğer erkekse, eğer utanmayı biliyorsa kız kardeşini kaçıran adamı arar bulur. Hayır! Hayır! Sana kız kardeşimin tattığı utancı tattıracağım. O zaman anlarsın her şeyi. Bırak beni! Saklanmaya eve geldin ha? Korkak! Aynı soydanız, unutma! Seni kaçıracaktım buralardan. Ne yapıp yapıp kaçıracaktım. Ama vazgeçtim. Jandarmaya teslim edeceğim. Senin kardeşinim ben. Anam da olsan, babam da olsan cezanı çekeceksin. Bey! Bey, Ayşe Hanım'ı götürmüş Kemal. Demek kana kan istiyor. Bunu onun yanına koyacak mıyız? Kapat çeneni! Hayır! Ayşe'ye kötülük etmesini bekleyemeyiz. Kahya! Ali'yi, Kerim'i bul, atlansın! Dur bakalım! Ne zamandan beri burada sen emir veriyorsun? Sen karar verene kadar iş işten geçmiş olacak. Kardeşimi onun eline bırakamam, gideceğim! Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kemal'den korkuyorsun. Dostum o, dostum. Korkuyorsun. Ayşe'yi ben kurtarırım. Hayır. Bu benim işim. Sen burada kalıp jandarmanın gelmesini bekleyeceksin. Git jandarmayı çağır. Kemal'in kız kardeşini kirletenin Kenan olduğunu söyle. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Anladım ama iyice düşündün mü bey? Acele etmezsen vururum seni. Köpeğinden kurtulmazsak ömrümüz delikte bitecek. Hadi durmayalım. Soyum,
Ne olur, sen her şeyi berbat etme. Onlara benzeme. Soyun! Köy yolunda sana rastladığımda bu adam adetlerin, törelerin esiri olmaz demiştim. Ha, aldanmışım. Hadi! Aynı köyde yaşadığın hayvanlardan farklı olmadığını göster! Hadi! Eğer elini alnına götürüp selam dostum dediğin gün sana ısınmasaydım, İntikamını bu şekilde alır mıydın? Evet. Neden durdun şimdi? Hangi güç sana mani oldu? Seni sevdim Ayşe. Yolda ilk gördüğüm gün sevdim. Yalvarırım, kana bulama elini. Şafak'la jandarmaya gidelim. Sonra? Sonra beni alacaksın, anan, kız kardeşin, sen... Dördümüz başka köyler, başka kasabalar arayacağız. İnsanların tutkularının esiri olmadan yaşadığı başka topraklar. Var mı öyle yerler acaba? Bulacağız. Bulacak mıyız? Bulacağız. Kendimiz ve çocuklarımız için. Kendimiz ve çocuklarımız için. Jandarmada oluruz Kemal. Abin hoşlanmayacak bundan. O mahkeme sonunu beklerken biz çok uzaklarda olacağız. Sana yürekten bel bağladım Ayşe. Bunun için örfleri de, adetleri de yıktım. Jandarmaya gittim. Bu yaptıklarına hiç, ama hiç pişman olmayacaksın Kemal. Göreceksin, anan, kardeşin, dördümüz... ...ta uzaklarda bir yerde... ...bizleri kimsenin tanımadığı bir toprakta mutluluğu bulacağız. Kalleşler! Kıpırdamayın, ikinizi de gebertirim! Namusumuzu iki paralık ettin! Nasıl yaparsın bunu? Hiç mi korkmadın, utanmadın? Onu sevmem... ...onunla evlenmeye karar vermem... ...namussuzluk mu? Sus! Ben isteyerek gittim onunla. Kimseden de korkum yok. Ya sen? Önce Kemal'in defterini döreceğim. Leşini de öyle bir yere atacağım ki kimse bulamayacak. Sonra da senin hesabını Rüstem görecek. Bana anlattıklarını ona da anlat. Ağla, yalvar! Yalvar bakalım! Affedecek mi seni? Dedim ya, kimseden korkum yok. Ama senin peşinde jandarma var. Kanun'un elinden nasıl kurtaracaksın yakanı? Kemal yaptı bunu. Hani Rüstem'in dostuydu? Hani severdi onu? Onun dostu olmasaydım, çiğner miydin bu toprakların kanununu? Şimdiye kadar sağ mı kalmıştın sen? Hadi, bırak elindeki silahı. Seni jandarmaya götürelim. Cezanı çek. Alnının karasıyla dolaşma gün ışığında. Hayır! Kimse dokunamaz bana! Seni geberteceğim, leşini de akbabalara vereceğim! Sabrımı taşırma! Doğru yola baş koydumsa bunu Ayşe için, Rüstem için yaptım! Kemal, yalvarırım ona uyma! Mutluluğumuzu yıkma! Ne olur anla bizi! Yolumuzu kesme! Hayatımızı zindan etme!
Sen bir suç işledin. Cezasını çekmen lazım. Sen yaptın, her şeyi sen yıktın. Yaşamaya hakkın yok. Kardeşim elini söylemezsin, it! İt! Niçin yaptın bunu? Niçin? Suçlu ben miyim? Bu yaşa kadar bu yörede yaşayan dar kafalı insanlar bir genç kız yakınlığına hasret yaşattı beni. Tek dostum şaraptı yıllar yılı. O gün, o kahrolasıca gün şarapla güneş beynimde karıştığında demek mezarımı kazmışım. Suçlu ben miyim? Sensin. Hem sen, hem de biz. Hepimiz suçluyuz, hepimiz! O halde Kemal dostum benim. Yerden göğe haklı. Affet Kemal! Bağışla beni, bağışla! Bağışla! Beni affet Ayşe. Çaresiz kalışımı, mutlu yarınlara giden yolu yıkışımı affet. Yazık oldu her şeye. Şimdi yapılacak iş, önce Rüstem'e kardeşimi teslim etmek, sonra da jandarmaya suçumu açıklamak. Neden yaptım bunu? Neden? Üstüme üstüme geldi. Tam her şeyden vazgeçtiğimde dinlemedi beni. Sen hapiste, ben burada. İkimiz de alnımız açık yaşayamayız artık. Töreleri biliyorsun. Kemal! İkimizden birinin ölmesi gerek. Bütün köylü, bütün kasabalı yüzümüze tükürecek. Çek silahını! Anlaşmıştık seninle, unutma! İnsanların seviştiği bir dünya kuracaktık. Kadının, erkeğin eşit olduğu bir dünya. Suça yasaların ceza verdiği bir dünya. Hadi! Durma! Vur! Kana kan, dişe diş! Hadi! Bu topraklar kan istiyor, hadi! Kemal! Çek silahını da vuruşalım! Üstüme üstüme gelme Rüstem!
korkuyorsun. Artık eski gücün kalmamış. Korkak! Neden ateş etmedin? Edemezdim. Sana bir can borcum vardı. Unuttun mu? Sonra, bunca olaydan sonra artık yaşamamın bir değeri yoktu. Ona kan gütme Ayşe. İkimizin de töreleri yırtıp çıkacak gücü yoktu. Ben zorladım onu başçavuşum. Tıpkı Kenan gibi. İkimiz de zorladık onu. Vurmaktan başka çaresi yoktu. Selam dostum. Selam dostum. Bağışla Ayşe. O dediğin dünya kurulamayacak. Kurulacak Kemal. Sen ben kuramazsak çocuklarımız başaramazsa onların çocukları bir gün mutlaka kurulacak.